ATV Magazin Onlar'da bizler varız bu sefer. Türkiye'nin romantik ve sevilen ulduzu Mustafa Ceceli yeniden Bakı'da ve ekskluzif bizim kameramızın karşısında. Biz hiç Azerbaycan'dan kopmuyoruz aslında. Evime gelmiş gibi hissediyorum Bakü'ye her geldiğimde. Özel bir davet, şimdi düğün için buradayız. Toy məclisinə dəvət alan Mustafa söz verir ki, tezliklə Bakıda konsert verəcək. Özledik açıkçası, böyle Azərbaycanda arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bir salon ya da bir açık hava bir meydanda buluşmayı. Onunla ilgili de bu gelişimizde bazı temaslarda bulunacağız. Önümüzdeki yıl hem yeni bir albüm de çıkartıyoruz. Şu anda üzerinde çalışıyorum onun. O yeni albüm şarkılarıyla artık bir Azerbaycan'a tekrar gelelim istiyoruz. Yeni albumuna söz düşmüşken Türkiye'nin süper ulduzu sirleri açır tökür. İrem Derici ve Mustafa Ceceli'den duet gelir. Albümde bir şarkı söylüyoruz. Kıymetlim şarkının ismi. İrem'le belki 3 yıllık bir hayal bu. Bir albümde düet yapmak. Senden vazgeçmek mi düşman başına? Bir ömür geçse de düştüm peşine. Aşık sevmek ister bakmaz kaşına. Genç ol ya da gir 180 yaşına. Azerbaycan'ı çok seven müğenni buradaki fanatlarını da unutmur. Kardeşlerimiz soruyor, diyor ki Mustafa abi ne zaman Azerice okuyacaksın? Yine bir tane Azerice bir şarkı istiyorum. Galiba da buldum. Sana sonra onu bir soracağım. 2017 yılının Kasım'ında 10 yıl olacak ben şarkı söylemeye başladım. Sanatçıların böyle hani 10. yılını kutlar ya. Acaba diyorum böyle oradaki hit şarkıları, işte Azerice, İngilizce, farklı dillerde acaba böyle bir albümde toplasak mı diye düşünüyoruz bunları. Çok istiyorum Azerbaycan'dan bir sanatçıyla bir düet yapmayı. Bu arada Mustafa'nın yadına yarımçık olan bir işbirliğini hatırladırız. Şarkısını bu kadar geç verdin. Daha başlayamadık bile ya. Daha başlayamadık şarkıya. Söylüyor, arama beni Mustafa artık. Arama beni yar, arama. Ben de buradan şarkıyı söyleyeyim o zaman. Pop diva Aygün Kazımova arama beni mahnısına göre yarı zarafat, yarı ciddi, Ceceli'den küstüğünü de demişti. Belki de bir birili keçirdi ki söz verip Melek Mahnı aranjman edecek. Bir türlü bir araya gelemedik, doğru. Haklıdır yani Aygün Hanım. Biliyorsun Türkiye'de çok önemli olaylar atlattık biz. Yani nereden baksan Mayıs ayından beri her hafta bir şey oldu Türkiye'de. O arada da Aygün Hanım'ın şarkıyla da ilgilenemedim. Küstüm Mustafa'dan. Mustafa itiraf edeyim, küs. Ben sana küsüm. O yüzden şimdi o her ne kadar şarkısında arama beni dese de ben onu arayacağım. Ne der ki? Bu işbirliğini gözlemeye değer. Yeri gelmişken Güleriz ve Semimi Ulduz Bakı'ya gelmeden önce müqəddəs torpaqları ziyaretten gelip Mustafa Ceceli hayat yoldaşıyla birlikte hece gidip. Eşimle beraber gittim. Biliyorsun ben 2013 yılında ilk annemle gitmiştim. Bu seferki bir farklıydı, bir başka geçti. İnsanın hanımıyla oraya gitmesi farklı bir duygu. O sensin ki aşkın özü, yaradanın bakan gözü, insanlığın en son sözü. Orada biliyorsun ünvan, isim, şöhret böyle şeyler yok. İster zengin ol, ister iş adamı ol, ister sanatçı, ister oyuncu. İki tane havlu veriyorlar ve sen o iki havluyla adeta bir mahşerin, ölüm sonrasının bir provasını yaşıyorsun. Serzenişleri o kadar boş geliyor ki ondan sonra. Aslında sıkıntımız yok. Balaca Arın'ı da unutmuruk. Arın çok özlemiş tabii bizi. İlk defa hani anne baba bu kadar uzun süre ondan ayrı kaldık. Benim anne babam, eşimin anne babası çok güzel ilgilendiler. Biz gelirken şey demiş, ya demiş anne babam gelecek,
Ben ikisine de sarılmak istiyorum ama benim iki tane elim var. Nasıl ikisine birden saracağım? Annem de diyor ki önce birine sarılsın sonra birine. Biz ona sonra onu şöyle ikimiz eşimle şöyle karşılıklı bir kucakladık. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim? Bak böyle bu Datafa magazini onlarlanın samimi ve her zaman gözlenilen ulduzu Mustafa Ceceli. Sağ olasın Rusta. Çok sevgiler.